Hicri takvim Kur'an-ı Kerim'de yes'elûneke anil ehille kul hiye mevâkîtun linnâsi vel hac. Ey Muhammed, sana hilalden soruyorlar, aydan soruyorlar. Neden ip ince başlıyor, daha sonra dolunay haline geliyor ve daha sonra başladığı gibi bitiyor. De ki hilalin bu şekilde farklı farklı da şekiller alınması sizin için ibadet hayatınızda ve gündelik hayatınızda takviminizi belirler. Cenab-ı Mevla buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Müslümanların hicri takvimi, ibadetlerin hicri takvimle alakalı olduğunu ifade etmiş ve oruçla alakalı olarak Hazreti Peygamber "Sûmü li rü'yetihi ve aftiru li rü'yetihi" hilali gördüğünüzde oruca başlayın ve hilali gördüğünüzde orucunuzu tamamlayın, bayram yapın buyurmuştur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla Müslümanların ibadetlerinde esas olan hicri takvimdir. Miladi takvim ve hicri takvim arasında 4 senede bir Senetül Kebise dediğimiz, Şubat ayının 29 gün çektiği, artık yıl ifade ettiğimiz, buna Senetül Kebise denilir. Senetül Kebise olan 4 yılda bir, yaklaşık 10 günlük bir fark vardır miladi takvim ile hicri takvim arasında ve diğer yıllarda basit olan senelerde ise 11 günlük bir fark vardır. Dolayısıyla yaklaşık olarak 11 gün fark ve 33 yılda bu da bir seneye tekabül etmektedir. Özellikle zekatla alakalı olarak burada önemli bir mesele ortaya çıkmaktadır. Zekat miladi takvime göre değil, şemsi takvime göre değil, hicri takvime göre verilmelidir. Dolayısıyla 33 senede bir sene fark edeceği için zekatın mutlaka hicri takvime göre verilmesi gerekir. Dolayısıyla Ramazan'dan Ramazan'a bir insan zekatını veriyorsa bunu yerine getirmiş olur. Ancak eğer şemsi takvime göre, güneş takvimine göre zekatını veriyorsa normalde %2,5 olarak verilen zekatı %2,577, binde 577 oranında vermesi ve dolayısıyla 11 günlük kaybı bu şekilde vereceği biraz fazla zekatla telafi etmesi gerekir.